Evet, uyuşturucu demişken Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucunun yakalandığı özel jetin ait olduğu şirketin patronu Şehmuz Özkan hakkındaki iddianamede sanık ifadeleri ortaya çıktı. Sanıklar birbirini suçladı. Davanın bir numaralı şüphelisi ve uçuşu bizzat organize ettiği öne sürülen Şehmuz Özkan uyuşturucu maddeyle irtibatı olmadığını savundu. Brezilya'da Türk jetinde ele geçirilen 1,3 ton kokain davasında şirket çalışanlarının ifadeleri birbiriyle çelişti. Pilot valizler yüklenirken görmedim dedi. Mürettebat onu yalanladı. İstanbul merkezli ACM Holding'e ait jette geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan aramada 25 valiz içinde 1,3 ton kokain ele geçirilmişti. Holdingin patronu Şehmuz Özkan tutuklanmıştı. 48 kişi hakkında açılan dava dosyasına dikkat çeken ifadeler girdi. Şüphelilerden AB Bülbül, ACM Hava Yolları'nda satış ve pazarlama departmanı görevlisi. Aynı zamanda uçağın Brezilya'da İspanyol vatandaşı Gonzales Valdez'e kiralanma sürecini yönetiyordu. Valdez henüz parayı yollamadan patronu Özkan'ın ne diyorsam onu yap talimatıyla uçuş işlemlerine başlamak zorunda kaldığını söyledi. Özkan da uçuş için anlaştıkları 160 bin euronun İstanbul'da bir döviz bürosu üzerinden tanımadıkları bir kurye tarafından elden teslim edildiğini öne sürdü. Bülbül, Özkan'ın daha önce hiç uçmadıkları bir rota için maliyet çıkarma talimatı verdiğini anlattı. Daha sonra e-posta üzerinden uçağı kiralamak isteyen Valdes'le pazarlık yapıldı. Normal işleyişe ters bir şekilde henüz ödeme alınmadan işlemler başlatıldı. Ardından Valdes, parayı ne zaman ödeyeceklerini Bülbül'e söylemedi. Bülbül patronu Özkan'a sorunca para konusunu hallettik yanıtını aldı. Bülbül uçağa 24 valiz içinde kokainlerin yüklenmesi konusunda da pilot Veli Demir'i suçladı. İkram şirketinin dahi pilottan habersiz uçağa giremeyeceklerini anlatan Bülbül, bu noktada yolcunun pilottan habersiz yer hizmetlerini arayıp uçağa valizleri yüklettirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Uçağın tutuklu kaptan pilotu Veli Demir, bagajların bilgisi dışında uçağa yüklendiğini öne sürdü. Uçağın kaptan pilotuna hiçbir şekilde sorumluluk atfedilemeyeceğini savunan Demir, yolcu bagajını kontrol etme gibi bir sorumluluğunun olmadığını iddia etti. Pilot Demir'in ifadesini uçuş mürettebatından kabin memuru SC yalanladı. VIP salonunda yolcunun beklediğini gördüklerini anlattı. Teknisyen Öşe'nin seal mührüyle kapalı uçak kapısını açtığını, bir müddet sonra yolcunun uçağa geldiğini ve bagajların yüklenmeye başladığını kaydetti. İddianamede şirketin sahibi Şehmuz Özkan'ın da ifadesi yer aldı. Özkan bir kuryeden 160 bin dolar para aldığını kabul etti. Ancak paranın Brezilya uçuşu için yollandığını düşündüğünü savundu. Kuryenin teslimattan sonra bir belge vermeden ve almadan şirket binasını terk ettiğini söyledi. Özkan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal ve ithal ve ihraç etmekten 30 yıldan 45 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor. Aralık 2021'den beri tutuklu olan Özkan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iş insanı Ethem Sancak'la fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Özkan daha sonra bu fotoğrafları silmişti.